Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika, çok pratik bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Süt helvası. İnanın 5 dakikada yapıp bir 5 dakikada fırına sürmeniz yeterli. Zaten sıcak veya ılık yenilmesi gereken bir tatlı olduğu için hemen yapıp tüketebileceğiniz bir tarif. Bizler çok beğendik arkadaşlar. İnanın yok böyle bir lezzet diyorum ve yapımı son derece basit olmasına rağmen tam bir lezzet patlaması diyebilirim. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Oldukça az malzemeli, her evde bulunan malzemelerle yaptım. Dilerseniz tarifimize geçebiliriz. İlk önce tavama, tencereme yani 150 gram tereyağımı aldım. Onu eritmekle başlayacağım. Daha sonra bir su bardağından böyle bir kalın parmak eksik su bardağı unu kullanacağız. Ve şeker olarak ben bir su bardağı kullandım. Ama şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. O tamamen tercih meselesidir. En sonda bir paket şekerli vanilya ekleyeceğiz. Dediğim gibi ilk önce tereyağımı eritmekle başlıyorum. Malzemelerimiz sadece bundan ibaret arkadaşlar. Ve tabii ki 1 litre de süte ihtiyacımız var. Tereyağım eridikten sonra üzerine unumu ekleyip kavuruyorum. En az minimum 5 dakika kavurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama tamamen rengi dönünceye kadar da kavurmayın. O zaman yanık bir koku olur. Hoş olmaz. Şimdi göstereceğim sizlere nasıl olması gerektiğini. Tabii sürekli bir de karıştırın yani sürekli kavurun. Yoksa hemen yanabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok hafif rengi dönmeye başladı. Bu kıvam yeterli arkadaşlar. Yani ben süre verdim ama en az 5 dakika uzayabilir, kısalabilir. O tamamen sizin ocağınıza bağlı. Daha sonra sütümü azar azar ilave ediyorum arkadaşlar. İlk etapta böyle az az ilave edip yediriyorum. Böylelikle topaklanmalar olmayacak. Sütümü ilave ettikçe böyle karıştırıyorum. El çırpıcıyla sürekli karıştırarak artık sütümün tamamını ilave ederek kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Dediğim gibi sürekli karıştırmak çok önemli arkadaşlar. Hem topaklanmalar olmayacak hem de dibi tutmamış olur. Bu arada fırınımı da 200 dereceye açtım. Eğer sizin fırınınızda sadece üst ayar varsa üst açabilirsiniz. Eğer yoksa benim gibi alt üst ayarı açabilirsiniz. Çünkü tatlılarımızın sadece üzeri kızarması gerekiyor fırında. Böyle baloncuklar çıkıncaya kadar ocakta tutup kaynatıyoruz. Kaynamasına yakın bir su bardağı şekeri ilave ediyorum. Çok koyu kıvamlı bir muhallebi olmuyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Tam kıvamında böyle ipeksi bir dokuda oluyor. Hemen ocaktan aldıktan sonra sadece bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırıyorum ve kuplarıma paylaştırabilirim artık. Dediğim gibi fırınımı da 200 dereceye ısıttım. Ben güveç kalıplar kullandım ama fırına dayanıklı herhangi bir kasede iş görür arkadaşlar. Kıvamını umarım görebiliyorsunuzdur, anlayabiliyorsunuzdur. Benim bu tarifle gördüğünüz gibi tam 6 kase çıktı. Fırının en üst rafına yerleştiriyorum. Dediğim gibi sadece üzerleri kızarması gerekiyor. Altına sütlaça nazaran su eklemiyoruz arkadaşlar.
Sadece telin üzerine yerleştirip 10 dakika tutmanız yeterli. Hemen kızarıyorlar gördüğünüz gibi. Nefis olmuşlar. Gerçekten mükemmel. Fırından çıktı. Ilık haldeler şu an. Ben üzerlerine kırık fındık ekledim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve sizlere en önemli püf noktası arkadaşlar, bu tatlı bekledikçe koyulaşacaktır. Eğer tam kıvamında tüketmek istiyorsanız mutlaka sıcak veya ılık tüketmelisiniz. Benim şu an sizlere göstermiş olduğum kıvam ılık, hafif soğumaya yakın yani. Daha sıcak yerseniz daha akışkan bir kıvam elde etmiş olursunuz. Bekledikçe katılaşacak. Evet, umarım şimdiden yapıp yiyen, pardon. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.